Merhaba arkadaşlar, Koytinex kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, şu an öncelikle şunu bir söyleyeyim. Önceki videoların altında bir yorum olarak yazmışsınız, mikrofon al kendine falan diye. Arkadaşlar, şu an mikrofon olarak kulaklığı mikrofonunu kullanıyorum. Önceki kulaklığım da aynı şekilde kendisinden dahili mikrofonu vardı. Ama bozuldu, şu an yeni bir kulaklık aldım kendime. Onun mikrofonunu deniyorum. Hani şu an sesinin nasıl olacağını tam emin değilim. Bir de bu kulaklığın iki ayrı girişi varmış, mikrofon ve kulaklık olmak üzere. Önceki kulaklığın girişi bir taneydi, hem mikrofon hem kulaklıktı, ama bu ayrı ayrıymış ve şu an mikrofon girişini kullanıyorum ben. O yüzden şu an ben oyunun sesini duymuyorum. Hani oyunun sesini açtığım zaman büyük ihtimal şu an sadece bilgisayarın tek bir giriş var. Hani iki tane giriş yok şu an, sadece tek bir giriş olduğu için mikrofon girişini kullanıyorum. O yüzden şimdi eğer ben sesi açacak olursam ses büyük ihtimal bilgisayarın hoparlöründen verilecek ve bu da hem oyunun sesi videoda olacak, aynı zamanda benim sesimle beraber, hem de hoparlörden gelen ses mikrofona ulaştığı zaman bu sefer de oyunun sesi yankı yapmış olacak ki onu engellemek amacıyla ben şu an oyun sesini bayağı bir kapattım. Zaten ben oyun sesini duymama gerek yok şu an, çünkü oynayacağımız oyun hikaye tabanlı bir oyun. Hani benim sesleri duymama pek bir ihtiyacım yok. Ama hani siz duyacaksınız videoda, ondan emin olabilirsiniz. Siz videoda duyacaksınız, çünkü ben dediğim gibi önceki videolarımda da daha önce söylemiştim. Ben Steam'le ilgili oyunlarda da video çekeceğim demiştim ve testler yapıyorum demiştim. Ve şu an o testleri tamamladım. Umarım bu videoda bir sıkıntı çıkmayacağını umuyorum. Ki çıkmaz da inşallah. Bu arada arkadaşlar, ben bunu indirimdeyken almıştım. Life is Strange Before the Storm. Bu ilk oyunumuz değil normalde. Normalde bu ilk oyun Life is Strange. Ama bu oyun... Asıl birinci oyunun hani hikaye tabanlı ve bu olayların akışı olarak hani bu önce olduğu için önce bu oyunu oynamayı düşündüm ben. Eğer bu seriye olan ilginizi, devamınız gelirse ben Life is Strange'i de oynayıp çekmeyi düşünüyorum. Bu arada şöyle göstereyim. Bu da Steam arayüzüm benim. Yani Steam'den aldığım için, hani orijinal olduğunu da söyleyeyim size. Hani torrentten indirmişim falan demeyelim. Bu arada ben yamasını yaptım bunu ve yaması çalışıyor mu diye bir test etmek amaçlı oyuna başlamıştım. Normalde burada bölüme başla vardı ama ben başladığım için devam et seçeneği de gelmiş. Ben şu an sizin için yeniden başlayacağım. Hep beraber oynayacağız bunu. Arkadaşlar, Life is Strange oyununu bilen vardır. Orada bir Max isimli bir karakteri yönlendiriyorduk ve onun en yakın arkadaşı olan bir de Chloe vardı. Şu an bu oyun ilk oyuna göre daha sonradan çıkmış olmasına rağmen hani olaylar bakımından ilk oyunun öncesinde yaşananları anlatıyor. Bu, o yüzden ben kronolojik sıraya uygun olsun diye ilk buradan başlamak istedim. Burada bu ilk oyunu yönettiğimiz Max isimli karakterimizin arkadaşı olan Chloe'yi yöneteceğiz biz oyunda. Şu an yeniden başla diyorum ben buna. Bunu seçiyorum. Şu an onaylaya basacağım ve oyun başlayacak. Oyun başladıktan sonra ben hani çok fazla konuşmayacağım. Şu an gerekli açıklamaları yapmak istedim sadece. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hadi başlayalım. Bu arada oyunumuzda seçim tabanlı bir oyunmuş. Yani seçtiğimiz kararlar oyunun gidişatını etkileyecek. Ya kız şu an trenle dalga geçiyor. Daha hani ölecek haberi yok. Ve işte ana karakterimiz olan Chloe bu. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes. Bu arada alt yazıda bıçkıhane demiş ama orası kereste fabrikası olması lazım ya. Ya alt yazıyı yapanlar öyle bir şey yapmış, yama yapanlar. Hani translate kullanmışlar, direkt hiç zahmete girmemişler. Bana şunu ilerleyelim. Buradan cheat var. Sanırım içeri girmemiz gerekecek. Şöyle zıpla diyorum ben.
Hani bak deyip de zaman kaybetmek istemiyorum. Bak deyince büyük ihtimal çiti inceleyecek yani. Çitin üzerinde zaten uyarı yazısı var. Buradan uzak durun diye. Işıl ışıl her yer pavyon sanki. Bu arada eğer mikrofonda sesim çok yüksek gelmişse videoda bunu yorumlarda belirtin. Ve aynı zamanda sizden de bir ricam olacak, sesi kısarak izleseniz daha iyi olur. Çünkü şöyle mikrofon kulaklığa sabit ve şu an ben onu oynatamıyorum. Hani ağzıma çok fazla yakın olabilir. Hani oynar bir şey yok mikrofonu. Mikrofon bayağı sabit. Ve de çok küçük bir şey mikrofon, böyle çok fazla büyük de değil. Ondan dolayı şu an ağzıma çok yakın olabilir. O sesim çok fazla çıkıyorsa eğer sesi sizden kısmanızı rica edeceğim izlerken. Şu an böyle hani ayarlayamıyorum ben mesafesini. Hem kulaklığa sabit hem de kulaklığın üzerinde oynatılamıyor. Bu arada şöyle bir bakalım ne varmış etrafta. Şimdi biz içeriye girecektik değil mi? Evet, evet. Şu pavyon olan yere gireceğiz içeriye. Bu testereye bir bakalım neymiş. Ya sadece inceliyor etrafı da şu an incelesek nasıl olacak şöyle. Bu arada çifte basınca şey yapıyor. Koşuyormuş. Üf, kaç kaç kaç. Doğru söylüyor, kendi içine bak diyor. Biz hiç karışmasak daha iyi. Bir daha baksak ne olacak acaba? This RV's just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Aman aman dur. Üstünü karalamayalım şimdi bunun. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Ben etrafı inceliyoruz da bir şey var mı? I'd join a motorcycle gang if I had any friends. Bodyguard'ı geçmemiz lazım büyük ihtimal. Gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid, but you're in over your head here. Do yourself a favor and scram. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something? Şimdi bizim içeri girmemiz lazım. Ta bu arada sizden bir şey rica edeceğim. Şöyle bir ayarlara gelsem, şu ses, ana sesi biraz kıssam nasıl olur acaba şöyle. Hani tam emin değilim şeyden, sesin nasıl çıktığından, oyun sesini. Şu an ben duymuyorum oyun sesini. Sırf mikrofonla konuşabilmek için. Bu arada bunu bir daha konuşacağım ben. Ağız dalaşımı. Space'e devam et demiş. Ben direkt gördüm, hani mavi bir şey falan var böyle, biraz belirtmiş seçenek olarak kendini. Ben o yüzden direkt girdim oradan. Demiş ki ağız dalaşta birisinin istediğin şeyi yapması için çıkarımlar yapma, hareketine hakaretler et demiş. Şimdi biz bunu küçümseyeceğiz yani, böyle diss atıyormuş gibi. Uyku vaktin geçmedi mi demiş. Şu an anahtar kelimeniz bu, uyku vaktin. Bak oyunda belirtiyor şu an. Bize senin uyku vaktin mi diyelim. Bu arada sayı sol altta görüyorsun, sayı bir biz. Bu arada tatlısın diyor. Bize genel ben tatlılık yapmam. Okay kid. I get it. Oyun alanına çocuk lafına verilebilecek iyi bir yanıt demiş. Burası oyun alanı değil mi diyelim. Üçüncü sayı da biz aldık. Bu arada sanırım oyun bize yardım ediyorsa seçenekler konusunda. Aa bu arada... Bu arada süresi varmış ortada, ben direkt bastım. Patronun kim lan senin? Sen git kralın gelsin.
Ya bu ara kazandık herhalde bu ağız tartışmasını. Sanırım bizi içeri alacak büyük ihtimal. Ki aldı da. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. Tasmalı ejderha. Şu havalara bak, sanki ejderhası var. Oha, adamın kulağını yeni gördüm ben. Lan nasıl delirmiş onu? Ah güzel, kulağını öyle deliren hayat sana ne yapmaz? This is intense. Shit. Hey, Delia, come. Cute dog. Geyik güzel bakıyor. Buraya demiş ki kirli ellerinde benim ruhuma dokunma demiş. Çevireyim yani. Bilmeyenler olursa. Just follow the lights and the sound. Bu arada ben bu oyunu daha önce hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum. Ne olacak ne bitecek bilmiyorum. Ben sadece ilk oyun olan Life is Strange'i çok uzun zaman önce bir oynamıştım bir kere. Ama hani dediklerine göre bu oyun hem sonradan çıktı hem de ilk oyunun öncesindeki olan olayları anlatıyormuş diye biliyorum. Yani biz bu Pitbull'u sevsek mi ya? Sormaya gerek yok zaten. Tasmasında yazıyordur ismi. Bak aynen yazıyormuş. Delia yazıyor. Kim dedi ki biz insanlar hoşlanıyoruz falan. Biz salalım onu ya kendi haline. Neyse o şartlı bakmayacağım artık çünkü ne yazdığını görüyorum zaten. Park yapmak yasaktır falan yazıyor. Şimdi tişörtü al desem var ya hırsız damgası yiyeceğiz. Bence hiç elleşmeyin çünkü adam belli ki satıyor bunu burada. Bir konuşalım. 20 lan bizim burada bit pazarında tişörtler 5 lira. 20 dolar ne? 20 dolar günümüz kuruyla hesaplayacak olursak da bir çarpsa şöyle bir 6 liraya yakın falan. 120 lira tişört mü olur lan? Yok almayacağım zaten parayla satıyorum şimdi. Almaya kalksam döver beni. Zaten ekmeği elden neyse işte kelden falan filan. Acaba bu oyunda hani yanımıza silah falan almaya gerek var mı? Ben o yüzden baktım bıçağa ama. Sketch Central. Olayın merkezi ne alaka? Adamlar içiyor. Aha bira var. Beleş mi lan? Beleş salıyor bir tane. Aa aldım vallahi içiyor. Meymenetsiz serserilermiş bu arada. Abi çevir muazzam. Bu ne? Sakin bir kız var burada. Bunu konuşabiliyoruz mu? Yok. Harbi ya yan taraftan büyük ihtimal sesler falan geliyor. Ben tabii şu an duymuyorum da. He olaya buradan giriyoruz da dur bakayım şöyle etrafa bir bakalım. 5. biradaki halim diyor. Biz bu arada içiyoruz ha. Ne bu? He, haber kağıdıymış bu arada. İşçileri çıkarmışlar sanırım. Onun şeyiymiş. Bu yazı burada mıydı? What's wrong with me? Benimle ne sorunum var? Bu suffer survive demiş. Kim hayatta kalmayı teklif ettim diyor. Öyle bir şeydi sanırım. Kaybolan çocukluğum demiş. Sana ne demiş? You don't care. Ha şu işte don't touch my soul with dirty hands demiş en altta. Kirli ellerinde ruhuma dokunma demiş. Başka da
okunmuyor. Şu orta kısmı okuyamadım. İçeriye girebiliyoruz mu? Şu içeri geçilmiyor. Şu barın arkasındakiyle konuşamıyoruz. Başka? Ha, şurada bir dağ vardı. Şuraya bir bakalım. Abi biz bunu tanıyoruz. Frank dedi. Yani belli ismini bildiğimize göre tanıyoruz. Hoo! Biz 12 ay boyunca bu heriften ot almışız. Uyuşturucu. Ya kıyafetler ne yapacaksın şimdi? How'd you even hear about this little shindig? God, the internet. How else? Seriously? Fucking kids. Şimdi esrar diyeceğim de biz bu adamdan almışız da otu da parasını falan vermiş miyiz? Şimdi madem o kadar şey aldık, bir ot isteyelim bakalım. Hey, so you holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course. Ha, tamam, borcumuz varmış bu adama. 175 dolar hem de. Otlara bir de tatlı diyoruz. Şimdi biraz borç verir misin desem adama zaten borçluyum. Bir daha borç istemek boş yer diyeceğim. Neyse, bu kadar sanırım. Şu merdivenler bir yere çıkıyor mu? Şuraya bakacağım ama. Niye lan, bir denesek şunu, 2-3 adım atsan çıksan bir şey, nereye gidiyor ki? Geyik kafası var burada, aha. Şu ilk görür görmez şey yaptığımız. Lan bu bizi niye yargılasın? Hiçbirini tutturamadım mı, ne yaptım? Bir daha bira alabiliyoruz mu diyeceğim, bira var sanırım yanımızda. Gezdik burayı, ne yapalım? Ha, şuraya gelecektik de. İttir mi diyeceğiz? Hani rica mı etseydik? Üf, lan kavga çıkacak. Bu arada adam üzerindeki o A işareti CSGO'daki bombalama bölgesini gösteriyor sanki ya. Niye öyle? Abi şimdi adama çarptık. Da yanlışlıkla oldu. Şimdi başından salsam bu adam uzatır. Yani özür dileyelim ya. My bad, dude. You don't know who I am, dude. Nope. Yani ne bileyim oğlum, sen kimsin? Ne yapalım? İşte özür diledik. All right. Mosh pit is a no-go. Fine. Yeni diyalog kilidi açıldı. Ya bununla mı diyalog kilidi açıldı? Ne oldu? Gene bununla konuşacağız. Tamam, oraya şey yapmıyor, yanaşmıyor. Şu an bizim başka bir şey daha bulmamız lazım. Kimle diyalog açılmış? Anlamadım. Şu adamla mı açıldı diyalog? Köpek var, sarhoş kız var. Tişört alabiliyoruz mu? Alırsak döver bu bizi herhalde büyük ihtimal. Ayda 20 doların yoksa siktir git demiş. Adama bak. Evet, hala bir dalayarak. Bu arada size şunu söyleyeyim. Bu oyun hakkında bir bilgi daha vereyim. Aslında bu oyun değil. Bunun gibi böyle seçim tabanlı olan, hani her seçiminizde farklı farklı sonları olan oyunları şöyle söyleyeyim size. Arkadaşlar, siz ne seçerseniz seçin, oyunun ana bir akışı vardır. Siz o akışın dışına çıkamazsınız. Mesela atıyorum, diyor ki sizden bir karakteri kurtarmanızı istiyor değil mi? Mesela atıyorum iki karakteri var. İkisi de ölümün eşiğinde. Mesela atıyorum size bir seçim yapmanızı istiyor ve biriniz kurtarmasını istiyor değil mi? Mesela atıyorum siz A karakterini kurtardınız ama B'yi ölüme terk ettiniz ve B öldü. Ya şimdi şöyle, siz orada B'yi kurtarmış olsaydınız bu sefer de A ölecekti. Ama siz A'yı kurtarmayı tercih ettiniz ve B öldü diyelim. Ha, diyelim mesela B'yi orada kurtardınız ya. Ama o B var ya, mesela atıyorum hikayenin devamında ilerleyen zamanlar mesela o B gene ölecek yani. Hiç değişen bir şey olmayacak. Ha, şimdiden sonra değişen bir şey olmayacak. Aynı şekilde mesela A'yı kurtardınız. Ya B'yi öldürdünüz. Bu sefer de tam tersi diyelim mesela. Mesela A'yı yaşattınız ama mesela ileride A ölecek inanç şekilde. Yani hani hikayenin istediğiniz kadar seçim yaparsanız yapın. Bu seçim tabanlı oyunlarda hani bir ana örgün dışına çıkılmıyor. Hani karakterler
ha şimdi ölmüş ha sonra ölmüş. Ama yani sonuçta gene ölüyor. Yani onun gibi düşünün mesela. Burada yaptığınız seçimler de o şekilde. Yani siz ne seçim yaparsanız yapın sadece o anki diyaloğu, o anki durumu değiştiriyor. Ama hani ana örgü değiştirmiyor. Ana olayı değiştirmiyor. Bana şuradan çıkalım bakalım. İlk baktığımızda riskli falan dedik ama. Demek madem en sonunda buraya gelecektik. Niye şey yaptık yani? Ki adımımıza dikkatli alsak sıkıntı yok, çıkarız yani. Bu arada bira var hala cebimizde. Bu sol üstte bira resmi var. Bu arada iç haram bro. Vay lan. Demek bu muymuş göreceğimiz grup? Şimdi sesi duymanın için nasıl çaldıklarını bilmiyorum da. Bayağı sıkı çalıyorlar gibi. Ben şu an sizden sonra videoyu bir daha izleyeceğim sizinle beraber. Bu müziği falan nasıl duyduğunu duymak istiyorum yani. Şu müzik nasıl duyuluyor falan. Ne yapalım? Space terk et demiş. Yani şu an müziği mi dinleyelim, burayı terk mi edelim? Şu an fazla dinlemeyelim. Eğer müzik telifliyse vallahi YouTube'dan biraz sıkıntı olabilir. Lan hala kafam birada mı oğlum? Aşağıda beleş bira var. Al iç. Bak atar gider yapıyoruz adamı şu an. Şimdi 3 seçeneğimiz var. Uzaklaşalım mı yoksa adamı adam yerine koymayıp özür mü dileyelim yoksa hakaret mi edelim? Şimdi adama bir atar gider yaptık. Burası tehlikeli falan, dikkat et falan dedik de. Şimdi hakaret etsek olay büyür, bizim başımız boka girer. Bir de kız başına bu adamla hiç baş edemeyiz büyük ihtimal. Şimdi özür dilesek alttan atsak bu illa sırlaşır. En iyisi hiç ben uzaklaşıyorum bir şey demeden. Ki uzaklaşamıyoruz. İlla bu işin sonu bir yere varacak. Biz buradan aşağı düşersek yalnız çok kötü olacak. Şimdi bizi iterse çok kötü olacak. Ben o zaman alttan alacağım. Yetmez ne abi, ne yapacaksın? Ha illa hakaret et diyor yani. Bak güzel yolu denedim. Şu an çirkin yola geçiyorum ben. Dick assholes who get butt hurt over a spilled beer. I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Abi erkekliğiniz yok. Şu an bir kızı iki erkek sıkıştırıyor. Bu adamlık değil. I'm serious. You want to see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Hey, dickhead. Ooo dikkatli seçim yap demiş. Bu eylemin sonuçları olacak demiş. Şimdi saldırsak bu adama başımıza bela olacak. Hani dövsen bela, siksen zina, tövbe estağfurullah. Hani o sonuç olacak. Ben saldırmasam mı, koşup canımı kurtarsam, ben koşacağım ya. Canımı kurtarayım. Tamam. Bu kız bizim yerimize ilgilendi. Rachel? Aa Rachel. Tanıyormuşuz da sanırım. Niye Rachel dediysek. Hayda. Çok da iyi iş yaptık ha. Hayır, telif yedik. Yalnız bu müzik yüzünden telif yemeyiz umarım ya. Telif falan değildir bu. Şu an şarkının olduğu yere biraz konuşacağım. Sizin de bu şarkı dinlemenizden mahrum bırakacağım ama şu an emin değilim bu şarkının telif olup olmadığında. Hani umarım benim şu an sesimle beraber karışık olduğu için bu şarkı telif yemez diye düşünüyorum. Bu arada bir bölümün daha mı sonuna geldik? Niye bu bölüm gidiyor? Şimdi normalde 3 episod var. 3 ana bölüm. Ama hani böyle bu şekilde devam mı ediyor? Ne yapıyor?
Burası neresi ya? Böyle uzun uzun seyrettiriyor bizi ama. Ha, oyun daha yeni başlıyor herhalde. Daha işte üreten firmanın adı falan çıkıyor. Square Enix. Biz daha yeni uyanıyoruz herhalde. Günaydın. O kadar bir an arkasından sonra yeni uyanmamız normaldir herhalde. Bu arada ilk oyun Square Enix'indi. Square Enix'de Dontnod Entertainment diye bir şirket vardı. Tam adını da hatırlayamadım şu anda. Burada bu oyunda sanırım Deck Nine diye bir başka bir firmayla mı işbirliği yapmışlar, ne yapmışlar? Sabah kalkar kalkmaz ilk işimiz sigaramızı yakmak. Aç karnın hem de. Çok vitaminli oluyormuş. Kesinlikle deneyin. Şaka şaka denemeyin. Bölüm 1 uyanış. Aynen, bölüm şu an yeni başlıyormuş daha. Ben direkt basıyorum Space'i terk et diyorum da. Hani uzun uzun durup da videoyu uzatmak istemiyorum. Ki zaten büyük ihtimal video uzun olacak diye tahmin ediyorum ben. Sometimes all I want to do is shut my eyes and tell the world. Allah onu biz de keşke desek de öyle olmuyor o işler. Şimdi ne yapacağız? Etrafı mı inceliyoruz? Bu ne? Şuna bak diyelim. Daily rituals are important, even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Bu arada bu soru istemek yazıyor ya. Buradan günlük gel. Bundan mektup mu gelmiş? Günlük mü gelmiş ne? Bu Max bizim ilk oyundaki yönettiğimiz karakter ve Chloe bizim arkadaşımız ama şu an bu olaylar öncesi olduğu için hani şu an Max yok yani ortalarda. Ama bildiğim kadarıyla Max bizi terk etmiş. Hani buradan kasabadan taşınmış mı, uzaklaşmış mı artık ne bilmiyorum. Ama ilk oyunda Max yıllar sonra tekrardan döneceği için şu an Max ortalarda yok, hani terk etmiş durumda. Ama ilk oyunda hani yıllar sonra dönmüş oluyor. Şu an ben burayı okudum mu? Yani videoyu durdur okursunuz artık burayı. Ben şöyle bir hızlı geçeceğim. Bu arada Max'in küçüklük hali bu sağdaki gibiymiş. Bizim ilk oyunda yönettiğimiz karakteri. Ki eğer bu seriyi cidden tutturur da hani tutarsa, izlenirse, beğenirse ki bunda yorum ve like'larınızdan anlıyorum ben. Hani şey yapacağım. İlk oyunda oynayacağım sizin için. Şu an bu hani olaylar öncesi olduğu için bu oyunu oynuyorum ilk önce. Hani kronolojik olarak gitsin diye. Bu arada şu bizim babamız, yani Chloe'nin babası. Bu sarışın olan Chloe, bu da Max sağdaki. Last night, seeing Firewalk live. Those skeevy assholes. Burada bu Firewalk dediği sanırım bir müzik grubunun ismi büyük ihtimal. Ben yanlış anlamayacağım tabi. Rachel Amber. Bu arada ben bu isimleri biraz ilk oyundan hatırlar gibiyim. Ve aynı zamanda Chloe'nin de babası şu an yok, ortada yok çünkü öldü. Yani ölmüş trafik kazasında. Hani Chloe'nin şu an babası hayatta değil, sadece annesiyle beraber yaşıyorlar. Perfectly capable of waking up without you, you know. Kapa desek ne olacak acaba? Ben şu an yetişemiyorum buradan da. Aç kapa yapıyormuş, bir şey yok. Dur. Şimdi oyunu etkiler bu. Açık dursun. Geliştir ne? Direkt periyodik tabloyu geliştirelim ama. Better living through chemistry. Oku diyeceğim, neymiş? Neden daha pozitif olmuyorsun? MG420. Lan dalga geçme. That really was Rachel Amber. And she saved my life. How was last night even real? Bu okul herhalde ya. Blackwell Academy'si dediğin. One of these days I'm actually going to use you to do my homework. Artık ne için kullanıyormuşsa bir bakalım ya. Bu arada ama demiş ya, amanın açılımı da şu: ask me anything, yani bana herhangi bir şey sor demek. De buradaki açılıma ask Miss Arcadia demiş, yani bayan Arcadia'ya sorun demiş. Yani normalde bunun açılımı
Ask me anything. Yani bana istediğini sor demek. Bana herhangi bir şey sor demek. Hani İngilizce olarak açılımı da burada açılımı biraz değiştirmişler. Ya, oku diyeceğim. Yakından bakacağım ama ne var? I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Artık bu konuşmaları ben fazla hızlı geçeceğim çünkü siz videoyu durdurup okuyabilirsiniz isteyenler varsa. Ben şunu iyice geri diyeceğim, çıkacağım buradan. Ben şöyle biraz odayı inceliyorum ama bir şey var mı yok mu? Bask, ye mortals, in the light of the glowy bear. Fun fact. Shark babies eat their siblings in the womb. Abi ne alaka ya? Sen annenin rahminde kardeşini mi yedin? Used to dream of riding a unicorn as a kid. But then all the unicorns. Parçalara ayır desem. No more unicorns, no more princesses and no more fucking rainbows. Words of wisdom don't fail me now. Atışların %100'ün diyelim. Ne olduğunu ben de bilmiyorum da. Everything's worth a shot. Aa, başarım kazandım bu arada. The last unicorn. Son unicorn mu? Ne o, onu bilmiyorum. Sanırım biz küçük bir çocukken unicornları siyah seviyormuşuz da. Sonra babamız öldükten sonra bu böyle bir keşmekeş bir hale gelmişiz. Büyük ihtimal. Ne? İçmediğin zaman atışların %100'ünü kaçırır mısın? You miss 100% of the shots you don't drink. Ya atışların çoğunu kaçırıyor mu diyor, içmediğin zaman diyor. İçmediğin zaman atışların hepsini kaçırıyor mu diyor, öyle bir şey demiş. Ya onun gibi bir şey, artık çevirirsiniz siz. Neyse artık çıkıyorum da. Ha dur, üstümüz bizim sigara kokuyordu değil mi? Onu bir değiştirmemiz lazım. O zaman şöyle dolaba falan mı baksak? Bu arada buralarda ne var? Bir hızlı hızlı inceleyin diyorum da. As awesome as some of those shows with Elliot were, they were nothing compared to Firewalk last night. Mom said I was too young to go. She was wrong, and it was awesome. Ya şu kaya bakacağım ben de. Bunun ne işi var? Ya kızın deri orta parmak çekmek var ya. Bu arada aynada çok iyi durmadık mı biz? Biz aynada çok iyi duruyormuşuz gibi ya. Abi. Kıyafetlerini değiştir diyor. Aa, ben şu an mouse'un sağ tıkına bası tutunca kıyafetlerini değiştir diyor. Ben şu an mouse'un sağ tıkına niye bası tuttum ben de bilmiyorum da. Şöyle kendime bakınmak istedim. Sanırım Hans'tan kalma bir alışkanlık, sağ tıkına bası tutunca şöyle kendimizi serbest inceliyorduk ya. Ben şu an kafam oraya gitti. Bu arada şu korsan şapkasıyla güzel durmuyoruz mu ya? Neyse, çekmecede mi ne? Lan dur bak dedim. Bak ne diyorsun? Kuzgun ne bilmiyorum. Direkt bu seçenek var. Ben direkt S'ye bastım böyle. Yani başka kıyafet seçiyor muydu bilmiyorum. Böyle de güzeliz lan. Ne olacak ki? Ben çıkış diyorum ya. Değiştirmeyeceğim. Böyle dursun. Hani fazla uzatmayacağım. Burada bir şey var mı dolapta falan? Yok herhalde. Artık gidelim ya. Baktım büyük ihtimal. Lan bir şey de unutmadan çık. Lan telefonu orada düşürün deme. Yani bir zahmet. Git de ara annenin telefonunu. Okay. Bu arada... Dönmüyordu.
Bizim odamız buraymış. Home sweet home. Whoever said you can't go home again was probably from our bunun sırrı yok mu? Bu kadar mı? And he could go home again. He just didn't want to. Ne oldu? Ha. Bir an oyun takıldı sandım. Bir şey tepki vermedi. Mom's old engagement ring. Supposed to be my grade B. Fuck you, Arcadia Pond. Wait. Mom's selling her engagement ring? Hayda. Yüzüğü mü satıyorsun lan? Can't believe I used to sneak in there for her makeup. Bu arada bu etraftaki objeleri incelemek hani oyunda bir hani bilmeniz gereken birkaç ayrıntıyı bilmenizi sağlıyor ve hani bu da oyun gidişatında şey size yarın dokunuyor yani. O yüzden ben şöyle bir etrafı karıştıra gidiyorum da. Bu arada bizim Peder Bey ölmüş. Yani onu söyleyeyim, öldü. Hani ilk oyundan biliyorum ben bunu. You don't deserve to be stuck in a drawer like this. Vallahi ya, insan şu fotoğrafı masanın üzerine falan koyar. Hiç dolaba koyar mı ya? Bu arada sol üstte bir üçgen var. Böyle Illuminati işareti falan. Illuminati. De o işaret neydi ya? Bir anlama geliyordu ya. Sanırım oyundaki gidişatım diye şey yapacak, etkileyecek. Onu mu gösteriyor? Dad, if you could see us now. Şu an şu masanın üzerindeki Allah seni ne yapmaya lan, prezervatif bulduk lan bula bula çekmecede. Abi insan çekmeceye prezervatif koyar mı el ayak altına? Şu an böyle buraları bir karıştıracağım, o telefona en son geleceğim, hani o telefonu arayacağımızı biliyorum da. Şu an etrafta işe yarar bir şeyler var mı? Ben şu an ona bakıyorum. Sometimes you have to get knocked down lower than you've ever been to stand up taller than you ever were. Blech. Don't give up on yourself. A single spark can start a fire that burns the entire prairie. Better. Neyse, orada bir felsefe falan yaptı da ben de anlamadım ne olduğunu. Şu an başka etrafta bakacağımız bir şey var mı? Şu dolapta bir şey var mı? Yok herhalde. Yatakta ne var? Mom's finally making her bed again. I guess that's ya anne yatağını düzeltmiyor muydu? Neyse, artık ben şu telefonu alıp bir arayacağım. Benim telefon nerelerde? How can mom look at this every day and not see what a tool she's dating? Annemizin yeni bir erkek arkadaşı varmış. Sounds like my phone is definitely nearby. Ha, telefonumuz çalmış. Ha, telefonumuz nerelerde? Buralarda bir yerde o zaman. Lan ben geç sesi duymuyorum ya. Ben şu an hani mikrofona yankı yapmasın oyun sesi diye oyun sesini kapattım da. Burada mıymış? I drank way too much last night. There we go. Wonder how many calls I've missed. Annemizde mesaj var. Lan annemiz evde değil mi? Bu arada Elliot kim hiçbir fikrim yok. Yapma, mesajların geçmişi var. Berbattı ne ya? İnsan bunu böyle çevirir mi? Ne yapıyorsun?
Çeviri muazzam. B ile yazmışlar. Yo. Kesin öğrenmişizdir. Aa dur, geri niye geliyorsun ya? Şey yap, şu mesajların geçmişine bir bakalım. Bu arada 5 Haziran 2010'muş. Olaylar olduğu zaman saat akşam 6.07. Bu gece eve uğramayı düşünüyor mu diyor. Bir de sonuçlarına katlanırsın diye gecenin saat 1'inde mesaj çekmiş. Bu arada pardon. 5 Haziran değil 6 Mayıs olması lazım. Şu ayla yıl değişik yerleri. Çünkü şu iki mesaj arasında bir ay olmuş olamaz. Sanmıyorum. Yani gün ortadaki, ay baştaki sanırım. Abi ne dırdırlanın, geleceğiz tamam bir dur. Ben şöyle etrafa bakacağım bir işe yarar bir şey var mı diye. Maybe gray hair is his kryptonite. Maybe I should dye my hair gray. Lan saç boyasını ne yapacaksın sal? The preferred towel of Captain Bluebeard, scourge of Arcadia Bay. Neyse burada fazla bir şey yok da şu çantayı odasında gördün demişti. Bir odasına gidelim şunun. Şuraya gel. Ha çantayı al şuradan. Neyse artık ben ineceğim aşağı. Bu çok fazla şey yaptı. Şu an videoyu nerede sonlandıracağımı bilmiyorum. Hani şimdi müsait bir yere park mı etsem, ne yapsam? Aslında burada da sonlandırabilirim. Biraz video uzadı gibi ama. Ya ben hani az önce bir kaydediliyor simgesi çıktı ya. Ben o yüzden burada hazır madem kaydetti ben burada bırakayım oyunu. Hani videoyu yine kaldığımız yerden devam ederiz. Bu ilk bölüm olsun. Hem deneme amaçlı olsun hem de bir hem ses kalitem nasıl hem oyundaki ses nasıl, oyunun sesini kısayım mı açayım falan, hani onu tartışırsınız. Yorumlarda belirtin yani düşüncelerinizi. Hani hiç çekinmeyin, söyleyin. Ben ona göre bir ayarlama yapacağım. Bu da dediğim gibi daha ilk videom. Hatalar olması normaldir. Hani siz o hataları söyleyin. Ben ona göre bir düzeltmeye çalışacağım. Bakalım yani elimden geldiğince düzelteceğim. Hani olmuyorsa olmuyordur ama hani elimden gelen bir şey varsa da onları tabii ki de düzelteceğim. Hani bu ilk videom olduğu için de çok fazla açıklama yapma gereği duyuyorum. Hani şu şöyle oldu, bu böyle oldu vesaire vesaire. Şu an sesimin yüksekliğine bir şey yapamam. Hani eğer videoda sesim çok fazla çıkıyorsa, hani ki yani sizi anlarım, kesinlikle yüksek çıkıyordur, rahatsız ediyordur sizi de. Hani şu an dediğim gibi mikrofon kulaklığa bağlı, hani dahili mikrofon. Yani oyun, hani şu an şey kulaklık oyuncu kulaklığı. Hani mikrofon da kendi üzerine. Ve bir de şöyle bir şey de var, hatta kulaklığın modelini de söyleyeyim size. Rampage SNR4 olması lazım. Hani internetten incelerseniz eğer kulaklığı, mikrofon dediğim gibi çok böyle hani sol tarafta sabit duruyor. Ve önceki kulaklığın mikrofonu gibi ayarlanabilir değil yani. Böyle oynamıyor yerinde. Yerden oynamıyor, böyle sabit duruyor. Bu arada ben şu oyunu şöyle bir yapayım da fazla konuşmasın onlar. Mikrofon yerinde oynamıyor, sabit duruyor. Çok, bir de çok böyle küçük bir çıkıntı halinde duruyor mikrofon. Hani şu an çok fazla sesim çıkıyorsa onun için yapabileceğim cidden bir şey yok. Hani eğer oynar olsa mikrofonu biraz daha hani ağzından uzağa götürür. Sesin daha düşük çıkmasını sağlayabilirim ama şu an için dediğim gibi şu an ona yapacak bir şeyim yok. Eğer benim sesimi yüksek buluyorsanız videonun sesini kısarak izlemeyi öneriyorum sizler için. Ama onun dışında oyunun sesiyle ilgili bir sıkıntınız varsa veyahut da hani videonun gidişatıyla ilgili bir sıkıntınız varsa, hani herhangi bir sorununuz veyahut da sorunuz varsa, yani aklınıza takılan her şey, öneriler vesairese her şeyi yorumlara belirtin arkadaşlar. Hiç çekinmeyin. Videoyu da bu arada like atmayı unutmayın ki hani eğer bu seriyi istiyor musunuz gerçekten, yoksa
ilk serilerini direkt sonlandırayım, bir daha hiç çekmeyin mi falan, onu da söyleseniz iyi olur. Ki dediğim gibi bu hani normalde bu ilk oyun değil ama hani ilk oyunun öncesindeki olan olayları anlattığı için o yüzden bu oyundan başladım. Ki eğer dediğim gibi bu seriye bayağı ilgi gelirse hani isterseniz asıl ilk oyunda oynar, onunla videosunu çekerim yani, onu da söyleyeyim size. Hani bu oyunda şimdilik burada bırakıyorum. Videomuz da zaten bayağı uzadı gibi. Bayağı benim açıklamalarımla vesaire vesaire. Ki bir de etraftaki her şeyi inceleyerek gidiyoruz ki o da iyice uzatıyor oyunu zaten. Şu an videoyu bir saatlik yapıp da sizi sıkmak istemiyorum. Zaten kaldı ki bir saatlik de yapamam büyük ihtimal. Çünkü hani bilgisayarda o kadar yer yok sanırım. Videonun boyutu için o kadar yer olduğunu sanmıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu arada ben hani daha önce dedim, şu an bilgisayarın tek bir girişi var ve ben o girişte şu an mikrofon için kullandığım için şu an oyunun sesini ben duymuyorum. Oyunda ne şarkı çalıyor, ne müzik çalıyor, ne konuşmalar geçiyor falan, onları duymuyorum. Sadece altyazıyı okuyarak oyunu oynuyorum. Ve hani oyunun sesini açarsam eğer şu an bilgisayarın hoparlöründen gelecek o ses ve aynı zamanda mikrofonla yansıyacak o ses. Bu sefer hem oyun içerisindeki oyunun sesi hem de dışarıdan gelen o oyunun sesi, ikisi birleşince bir yankı yapacak, onu biliyorum. Hani yankı yapmasını engellemek için oyun şu an sesini ben kapattım. Ama hani şu an bu ilk video olduğu için böyle yapacağım. Bir sonraki videoda hem ben oyun sesini duyacağım hem de sizler duyacaksınız. O şekilde bir ayarlama yapmaya da çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Dediğim gibi eğer bu videoya da, bu video serisine ilginiz olursa bunu da bir şey yapacağım yani, bayağı bütün serisini çekeceğim. Oyunu bir hep beraber bitireceğiz. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Bay bay.